Halisya Uşaklıgil. Halisya Uşaklıgil kimdir? Halisya Uşaklıgil veya Hazine-i Evrak dergisinden tanıdığımız ismiyle Mehmet Halit Ziyaettin, Servet-i Fünun döneminin en büyük nesir ustası, ilk büyük Türk romanı yazarı, Meclis-i Ayan üyesi ve bizler için daha onlarcası. 1866 yılında daha Anadolu'ya Osmanlı'nın hükümranlık yaptığı yıllarda dünyaya gözünü açıyor yazarımız. Uşakizadeler olarak tanınan İstanbullu bir aileden Hacı Halit Efendi'nin oğlu. Babasının işlerinden dolayı İstanbul'dan İzmir'e taşınıyor yazarımız, daha mektepli çağlardayken. Burada özel Fransızca dersleri alıyor, bir dönem son sınıftan ayrılarak babasına ticari işlerinde yardım ediyor, iş hayatına atılıyor. İzmir Rüşdiyesi'nde Fransızca öğretmenliği ve İzmir İdadisi'nde Fransızca edebiyat dersleri verirken öğretim hayatına İstanbul'a taşındıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde devam ediyor. 1909'da İttihat ve Terakki'nin önerisiyle Mabeyn başkatip oluyor. Bunu 1911'de Meclis-i Ayan üyesi olması takip ediyor. Siyasi görevlerden dolayı Fransa, Almanya, Romanya'da bulunuyor. İttihat ve Terakki'nin iktidardan düşmesinin ardından Reji İdaresi Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getiriliyor ve Cumhuriyet'ten sonra Yeşilköy'deki yıldızına çekiliyor. 79 yıllık ömrü birkaç satıra sığdırdık fakat edebiyatçı yönünden hiç bahsetmedik. Edebiyata ilk çeviriler ile şiirler ile başlıyor yazarımız. İlk gazeteleri Nevruz ve Hizmet. Birkaç yıl sonra Servet-i Fünun dergisinde büyük ün sahibi romanlarını Tefrika yani bölüm bölüm yayınlıyor. Şaşırtıcı gelebilir fakat tam da bu yıllar içerisinde 1901'de yazarlığı bırakıyor üstad. İkinci Meşrutiyet'ten sonra kalem ile olan ayrılıkları son bulsa da hiçbir yazısını okuyucu ile paylaşmıyor. 1923'te tekrar kitaplarını yayınlamaya karar veren yazarımız bu dönemde birçok kitap kaleme alıyor. Yazdığı yazıların dili çok sert ve zor betimlemeleri sahip olan yazarımız, Cumhuriyet döneminde hayata gözlerini kapamadan kendi kitaplarını kendisi sadeleştiriyor. 1925 yılında yayınlanan ilk büyük Türk romanında bahsi geçen roman hepimizin bildiği Dillere Donanan Aşk-ı Memnu'dan başkası değil, çok gündem oluyor ve gerek konusu gerek yazarımızın realizmi bu kadar naif işlemesiyle gönülleri onlarca yıldır taht kurmayı başarıyor. Büyük sanatçı şu anda İstanbul Bakırköy'de huzur içinde uyuyor. 79 yaşındaki Halit yüzyıllardır yaşıyor.